Konsept biraz şu abi. Sana eşinle ilgili sorular soracağız. Dinliyor şu anda. Birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz? Hocam bu arada şöyle bir şey geldi. Eve gelme Fatih, soruları bilemezsen diye. Yengenin en sevdiği hayvan ve senin en sevdiğin hayvan. Hocam at demiş. Ne atı ya? Ne alaka? 100 yıl düşüş sanatına uyanması var. Nerede söylemiş hocam? Bir süper güce sahip olabilseydiniz hangisini seçerdiniz? Zihin okumaktır ya. Hoca doğru değil. Hadi canım ya. Vallahi. Yengenin doğum günü, gün ve ay şeklinde. Hoca bunu bilemezsen yatacak yerin yok. Harbiden git yani. Vallahi, harbi yayınlamayız yani bunu. Diyor ki 2018'de evlendik sanıyor. Biz 2019'da evlendik. Abi yengenin en sevdiği renk nedir? Söyle. Yeşil. Kardeş yanlış. İskender iyi de sen bana hiç yeşil hediye almadın. Kirli beyaz yazmış mı? Kirli beyaz. Kralsın be. Kralsın. Yengenin en sevmediği huyun nedir? Eşimin beğenmediğim, hoşuma gitmediği bir huyu, bir özelliği, hiçbir şey yok. Vay. Gerekirse bu puanı da feda ederim. Sen bu yola böyle çık. Ben olayım, bu kadar kötü gideceğini tahmin etmiyordum. O bir puan var ya, o bir puan. Sence yengenin seninle alakalı en sevmediği huyun nedir? Benimle ilgili hangi huyumu sevmiyor? İnat. Heh, doğru. İnat yazmış yengede. Ya ben bir hatam, bir kusurum olduğu zaman çabuk kabul edemiyorum. Hocam yani biraz o daha masumane düşünmüş ve şu cevap vermiş. Horlaması. Gayet insani bir özellik olan horlamayı yazmış. Ya yenge burada direkt dile getirmiş burada serzenişini. Olabilir, olabilir. İnsanlık hali. Yazmış ki biz elendik bence diye. Kaç kere uyardım seni. Horlaman da bitmiyor. Şey, ya bir duygunun ötesine gitmem yani öfkeyle böyle. O tarz bir şey olabilir. Şöyle demiş ki, bu konuda yengeye katılıyorum. Bir şey anında itibarsızlaştırmış. Ya yok artık ya. Ya. Benim unutkanlık ya. Hadi ya. Ben unutkanım. Hoca nokta atışı be. Vallahi unutkanım. Söylediğim şeyleri unutmasın. Var ya ben de yani çok fazla söz veriyor olabilir. Hadi ya. Olabilir hocam. İnsanlık halidir. Ben buradan puan aldıysam... İnsan isyandan gelir. Buradan puanını aldın şu an, bir puan. Her soru iki puan. Şimdi bir de yengeye soruyoruz. He, oradan da puan gelecek. Tabii ki. Tabii ki hocam, yapma. Senin yengede olan en sevmediğin özelliği nedir? Eşimin bir trip attığında çok uzun sürmesi beni biraz gerer yani. Öyle hani kapıyı böyle, duvarları böyle yumruklamam tabii ki yani. Hani böyle biraz kızarız yani şey, tatlı ama. Ne dedi sevgi? Ne dedi? Israrcı olmamı sevmiyor demiş. Hocam bu zor bir soru ya yani. Yengeye bunu sorduğumuzda ne demişti? Şengeçlik mi diyeyim dedi. Sözlerini ikiletmem demiş. Aa evet. Doğru. Bazen bir olaydan sonra irtibatımızın böyle o iletişimin biraz azaldığı, duygusallığa girip onunla tripse eğer onun böyle fazlaca uzaması. Çünkü bu aslında bu videonun da konusu olan irtibatı, iletişimi şey yapıyor, engelliyor. Doğru, aslında yanlış bir şey söylemedin ama yenge burada sabırsız olmamı diye tahmin etmiş ve biraz yanılmış. Bu yüzden sana burada puan veremiyoruz. Ya eğer şunu diyorsan, kardeşim ben bu bir puanı almam, eşimin de kötü bir özelliğini burada zikretmem diyorsan ben bu turu geçerim saygılı bir şekilde. Açık söyleyeyim, ben eşimin beğenmediğim, hoşuma gitmediği, ne bileyim rahatsız olduğum bir huyu, bir özelliği, hiçbir şey yok. Vay da. Gerekirse bu puanı da feda ederim kardeşim. Hoca bu arada tebrik ederim. Bunu yapan bir cengaver olmadı bu videoda. Ben bunun için 2 puan veriyorum. Yok öyle bir şey. Bunun için 2 puan veremem ama. Ben cevabı merak ettim. Yenge ne demiş? Puanı sildim, vermiyorum. Ama yenge şunu demiş. Bazı konularda kararsız kalma. İkinci soruya geçiyoruz. Evet. Senin çocukken olmak istediğin meslek neydi? Çok hatırlamıyorum. Gerçekten deli gibi oyun oynuyordum. Böyle bilgisayarla alakalı video, kamera işleri, o tarz bir şey olabilir. Hocam gitarist. Bende vardı birkaç tane. Hocam ama çok derin düşünme. Ha? Bir ara evet, yani cumhurbaşkanı olmak istemiştim. Doğru. Olmak istediğim meslek. Uzunca bir süre öğretmen de benimle ya. Hocam doğru bildin. Öğretmen. Doğru. Ben kopya vermiş oldum ama vallahi okumadan söylemiştim. Yok bu gerçek. Ben matematik öğretmeni olmak istiyorum aynen her zaman. Demiştim. Bence bir modacı... böyle bir elbise, bir tasarımcı olmak istiyor olabilir. Ben doktor diyeyim ya. Çünkü bilmiyorum, çocuklar da doktor olmak ister abi. Öğretmen olmak istiyormuş ya. 2007'de herkes öğretmen olmak istiyordu zaten. Bu böyleydi abi. Modacı mı tövbeler olsun demiş Engin'de. Yani bayağı uzaktan. Büyük bir sessizlik var hocam. Bak unutkanlık dedim ya işte bak. Hocam galiba şey ya. Anaokul öğretmenliği gibi bir şey. Çocuk gelişimci gibi bir şey. Çok uzak değil.
Ama doğru ya. Nasıl bilememler? Bunlar yaşanıyor. Nasıl bilemem? Bunlar yaşanıyor. Benim eşim doktor olmak istiyor. Doğru hocam. İşte. Bence öğretmen olmak istiyordur ya. Doğru. Puanı yani aldık. Klasik çocuk hayali. Çok zorlanmadım. Ben de öyleyim diyeyim. En sevmediğiniz, yani tercih etmediğiniz diyelim, yemek nedir? Çok yemek seçer misin hocam? Yok işte, o yüzden yani ben neyi yemiyorum? Çok zor ki? Bir şey değil mi? Şöyle. Karnabahar. Doğru. Tamam. Hocam harbiden başarılı. Hakikaten beni iyi tanımışsın. Yani. Kokusundan hoşlanmıyor diye de ekstradan eklemiş. Keşke sen de beni tanısan Fatih demiş. Yengenin en sevmediği yemek nedir? Bamya. Doğru. Vay be. Demek inanılmaz şu dışarıda yeme işi var ya. Kazanacağız bu yarışmayı. İşkembe tarzı şeyler. Sakatat mı? Böyle bir şeyin içine pilav konuluyor ya böyle. Mumbar mı? Heh, mumbar. Hoca doğru. Doğru mu? Nokta atışı. Eyvallah. Senin peki hoşlanmadığın yemek hangisi? Hoca sana taze bir fasulye. Doğru. Doğru mu? Kopya veriyordum. Çünkü onu da o seviyor, ben seviyorum. Güzel bir oyun yakalandı. Ben neyi sevmiyorum? Onu düşünüyorum yani. Hoca büyük ihtimalle acayip bir şey sevmiyorsun ve bunu bilmiyorsun. Yenge söyleyince diyeceksin ki, aa evet ben bunu seviyorum. Evet doğru diyeceğim. Aynen. Genelde bunu yaşıyoruz çünkü. Songül ablanınkini söyle. Soğan sarımsağı hiç sevmez. 10 puan. Direkt tek de bildin. Yani soğan ve sarımsak yazmış zaten. Peki abi, seninle ilgili şeye geleceğiz ama sana küçük bir yardımcım olsun. Yenge şöyle bir şey söylemiş. Bir şeyi sevmez ama yine de yer. Biraz düşün ve söyle. Çünkü senin birinci olmanı çok istiyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. İnşallah siz kazanırsınız. Ben bilirim, eşim de bilir. Yarışma nasıl? Emrullah, yarışma ismi nasıl? Ben bilirim, eşim de bilir. Çok iyi. Eşimin bildiğini ben de biliyorsun. Eşim söyler, ben bilirim. Eşimle beraber biliriz. Tamamen aynı. Ya açıkçası... Hoca sen hala düşünüyor musun? Farklı konulara gidiyor. Onun cevabı aslında... Bir dakika. Kopya geldi. Daha geçenlerde söyledin bana İskender. Ben sevmiyorum ama sen yapıyorsun diye. Şu anda abi bu cevap. Ne yapalım ya? Ben biliyorum cevabı. Cevap çorba. Ama hangi çorba? Ya bence biraz daha düşün ve bir şey söyle artık. Evde yediğin yemekleri bir gözünün önünden geçir hızlıca ve bize bir şey söyle artık. Evet. Bence siz direkt sıfır verin İskender'e de. Ya adam en sevmediği yemeği düşünüyor. Ulan bunu herkes bilmez mi? Yoğurtlu bir çorba tarzı. Yok hoca, yanlış. Değil. Sana buradan ya, puan yoğurtlu veremeyiz. Yoğurtlu bir çorba tarzından değil. Yanlış bildin. Bulgur pilavı. Evet doğru. Ama yazamam ki. Etli yemeklerin hiçbirini sevmez. Doğru. Normalde spesifik bir cevap isterdik ama direkt öyle söylemiş. O yüzden kabul edelim. Bitti çünkü biliyorum. Bence bu daha zor bir cevap. Şöyle bir seninle ilgili cevabı tahmin ederken şöyle bir şey yazmış Engin. Emre de her şeyi yer ama şunun gibi bir yemeği az yer gibi bir şey yazmış. Tercih etmeyeceğim bir yemek. Haklı bu arada. Yeşil fasulye mi acaba? Yok. Şey demiş. Kapuska. He doğru. Ben de biliyorum. Aklıma gelmedi. Yoksa onu söylerdim. Yeşil fasulye yeriz. Abi yengenin en sevdiği renk nedir? Tahmin edeceksin. Yengeden de hem kendininkini hem seninkini söyleyebilirsin. Yani ormanı çok sever. O yüzden yeşil demek istiyorum. Doğru. Doğru. Hocam maşallah ya. Ya böyle bir meçleşme yok. Peki şey seninki nedir hocam? Hocam benim sevdiğim renk. Şimdi onun ne söylediğini az çok tahmin ediyorum. Tam olarak konsept bu. Onu bilmen lazımmıştı. Bir tane renk. Yani tek renk ise mavi diyeyim. Doğru. Doğru mu? Doğru. Tamam. Ya bir sevdiğim renk var, bir de yeşili. Tercih ettiğim renk var. Hangisini cevaplayayım? Ya abi senin bu renklerle davan ne bitmedi. Evet abi. Beyaz. Hatta evet. Özelliğini de söyleyeyim istiyorsan. Kirli sen, beyaz yazmış mı? Kirli beyaz. Kralsın be. Kralsın. Engin'in en sevdiği renk. Krem. Hayır, kahverengiden. Toprak tonları. Krem ne? Kahverengi dedi ama. Kremin öyle kremle içinde... kahverengi aynı değil ama ya. Hayda. Bak bir şey söyleyeceğim oğlum, sana. Oğlum kremin kremini biraz fazla koyunca kahverengi işte. Ya abi şöyle söyleyeyim. Toprak tonları dedi. Sonra dedi ki bir renk mi olması lazım? Evet dedim ve kahverengi dedim. Toprak rengi demiş. Doğru cevap. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Sen toprağa baktın. Bu hangi toprak? Ölü Deniz'in kumları mı? Krem rengi nereden geldi? Toprak dediğin kahverengidir işte. Yani şu an bir şaibe girdi yani, ben taraflı olduğunuzu yok düşünmüyorum. Yok abi inanılmaz. Kaç para aldınız Tuna'dan? Kaç para aldınız? Ya Tuna abi 100 lira ateşledi, bir de akşam köfteci su getirdim. 500 veriyorum. Yemek akşam nerede? Yemeğe de gideriz istediğiniz yere. O zaman harbiden ya bir şey söyleyeyim, aslında toprağı biraz inceleyince krem de var ya. Yani. Bu montajı yapan arkadaşa da bir 250 lira çatlatırız. Güzel bir ayar. Herkesin gönlü olsun kardeşler. Neyse tamam, yanlış olsun. Bu abi. Yanlış abi. Tamam. Ya buna doğru dersem... Tamam. Tamam. Onun en sevdiği renk kahverengidir diye düşünüyorum. Doğru. Bilindi. Peki seninki neydi abi? O da o değil de benim en sevdiğim renk. O bile bilmiyor olabilir. Ben düşünmüyorum.
Genelde mavi tonları. Doğru hocam. Demek ki bu soru genel olarak kıyafet üzerinden gidiyor. Ama ben eşim için söyleyeceğim iki renk var. Ya onu seviyor ya o iki rengi de seviyor ama o bir tanesinden ben ona hediye alırım mesela. O sevdiği renkten ben ona hediye alırım mesela. Tamam hoca, kopya verdim. bu kopya. Bayağı benim kopyam sağ. Neyse sorun değil. Songül abla bir tanesini yaz. Hediye almışım oğlum, o kadar da kopyamız olsun. Söyle. Yeşil. Kardeş yanlış. Bir sürü soru var. Tamam. Benimkine söyleyeyim mi? Evet. Bile, onu da bilemeyeceğiz ama sıkıntı yok. Ben yine de söyleyeyim. Gri. Hayır. Ve bir insan griyi sevemez ya. Mavi baba. Mavi yazmış yenge. Tamam. Gerçekten griyi seviyor musun? Yo. Mavi seviyor musun? Evet. Bak görüyor musun abi? Adam maviyi seviyor ama griyi diyor. Ben bu adamla nasıl boğalayayım ki? Yengenin doğum günü. Gün ve ay şeklinde. Yengenin doğum gününü söylüyorum. 25.09. Bakayım. Doğru. Hoca tebrik ediyorum ya hakikaten. Teşekkür ederim. Ya gerçi bu artık bilinmesi gereken bir şeydir. 2 puan değil mi hocam? Harika. Yok seninki ne? Seninki de zaten bilir diye ben. Tabii bilir. Söyle. 19.04. Doğru. Teşekkürler. Hoca bunu bilemezsen yatacak yerin yok. Harbiden git yani. Harbiden ya. Harbi yayınlamayız yani bunu. Çok üzülürüz. Ağustos ayı kardeşim. Hoca ayı bildin de günah yıl işte. Gününü ne yapacaksın ya? Hocam 3 Ağustos maşallah. Saat gece 2.32'de. Bu gerçek mi ya? Yok saniyeyi salladım, dakikayı salladım da 3 Ağustos. He tamam. Herkes haddini bilecek. Yani saati de biliyorsan çünkü başka bir şey. Evet abi senin günay yıl doğum günün ne? 11.04. Evet bilir ya. Evet. Ben bile biliyorum seninkini uçak bileti almak. Çünkü çok karışık şu an. Hadi ya hocam. Ama biliyor olmam şey gerekiyor şu an. Doğum günü. Yok kesin biliyorum da. Günaydın. Dur bakayım. Kimlikli yazanı söyleyeceğiz değil mi? Yani hoca evet. Ya buraya eğer bir kutlama varsa kutlanılan. Sadece bir gece var arada. Yani bir söyle şey var. Söyle hoca ben kabul edeceğim. Yengenin doğum günü. Şey yazdı. Hoca olmadı keseriz. Çok büyük bir ayıymışlar sen ya. Abi istersen köşesi al. Ya buna o kadar çok baktım ki yani. Abi sen sıkıntıdasın ben sana tamam. 1 Ocak. He? 1 Ocak. Doğru. Oğlum biliyorum da gecesi işte. O şey var orada bir sıkıntı anladım. Var. Anladım. Zaten öyle bir sıkıntı olduğunu biliyordum. Evet gerçeği 31 Aralık ama kimlikte 1 bitti Ocak. Bitti abi yani. Bence bu puan budur yani. Hocam puanın kralı var burada ben. Tamam aldım puan biliyorum ben ya. Yanlış orada bir şey. Peki abi yenge şunu Emre'nin tarih bilgisi çok kötü. Ona evlilik tarihimizi sorsanız abi. Evet abi söyle. Hocam puan kaybetme yok burada. Küçük bir tek rakibin sensin öyle düşün. 23 Şubat 29 Nisan. 23 Şubat 29 Nisan. Abla doğru mu? Ya yanlış galiba ya. 23 Şubat evet. Ya da 18 Nisan mıydı? 18 Mart mı? Yok lan. 23 Şubat 29 Nisan. Hoca dediğin ki 3 Şubat. 3 Şubat. Resmi nikahı 30 Nisan. Aa tamam işte 29 Nisan. Sen bayağı patladın burada. Allah'tan bunları sormamışsın. Normalde bu tarz konseptlerde vazgeçilmez sorudur. Bak ona yılını da sorun. Hangi yıl? Nasıl yani? Yani yüzükte bir sıkıntı oldu onu söylüyor. Diyor ki 2018'de evlendik sanıyor. Biz 2019'da evlendik. Ya dayının biri yanlış yazmış şey kağıda. Ben de 2018 olduğunu düşünüyorum. Uzun da bir süre. Gerçekten üzücü bir hatıra. Eşinin doğum gününü ne zaman kutluyorsun? Mesela benimki 22 Eylül. Bak anla diye yardımcı oluyorum. bu çok kolay söyleyeyim hemen. Tamam söyle. 12 Aralık. Doğru. Peki seninki ne zaman? 27 Şubat. Bak kendininkini bilemeyecek sandım ben. doğru. Fena değil. Bak işler açılıyor. Herkes bildi o zaman bunu. Yani genelde bilindi. Yengenin en sevdiği mevsim doğal aynen. Evet abi. Yengenin en sevdiği mevsim. İlkbahardır herhalde. Ya hoca kış ya. Puanlar. Ya bitti. Neyini seviyorsun kışın ya? İlkbahar ne güzel ya. Hoca böyle daha şimdi kalın. Ben ne yapacağım? Onun sevdiği mevsim söyledi. O söyledi mi? Söyledi abi senin en sevdiğin mevsim. Ben ilkbaharı severim abi. Yaz demiş. Ya zerre kadar beni tanımazsın. Yağmurlu havada yürümeyi sever. O yüzden sonbahar demek istiyorum. Hoca peki sana bir şey soracağım. Doğru mu? Bir insan sadece yağmurlu havada seviyor diye. Yağmurlu havada yürümeyi seviyor diye. Değil sonbahar demek doğru olmaz. İlkbahardı. İlkbahar. Maalesef puan alamadık. Hocam peki senin en sevdiğin mevsim ne? Yaz derdim herhalde. Aynı yazı severim. Ama ilkbahardı cevap. Bence kışı sevmiyor, yazı seviyor. Ya ilkbahar demiş. Seni üzmek istemem. Ya, ama benim neden polenlerimi... polenlerin yüzünden böyle sen hayatım kaydı. Sen polenler ölürken keyfine bakmayı seviyor. Polenlerden mahvolduğun bir mevsimde ne seviyorsun ki? Peki abi senin sevdiğin mevsim ne? Bence kış. Doğru. Doğru.
Songül ablanın en çok sevdiği mevsimi soruyoruz. Evet abi söyleyebilirsin. Eşim ilkbaharı sever. Yazdı aslında cevap. Peki senin en sevdiğin mevsim ne? Puan alamadın. Benim ama için hayat devam ediyor. Eşim yaz demiştir. Hayır, eşin kış demiş. Hoca gerçekten bazen üzülüyorum, bazen de diyorum. Neden? Yani ne bileyim. Ama doğru lan, ben yazı hiç sevmem, çok sıcak. Kışın güzel oluyor bak. Ya peki hoca, ben ne yapayım bu durumda? Bu nasıl bir hal? Çaresiz kaldım birader ya. Abi yengenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışında en çok etkilendiği, ilhamı aldığı kişi kimdir? Soru bu. Bence Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Doğru cevap. Doğru cevap. Puanımı alayım. Evet. Puan alındı. Evet Beyir abi söyle. Aynen. Bediüzzaman Said Nursi. Tamam, ben Hazreti Hatice validemiz demek istiyorum. Tamam mı? Evet. Yanlış oldu. Doğru mu? Yanlış. O Bediüzzaman Hazretleri'ni söylemişti. Peki senin kim? Peygamber Efendimiz hariç. Bediüzzaman Hazretleri demek istiyorum. Yanlış. Dedi. Senin için de Hazreti Ebubekir tahmininde bulunmuştu. Evet. Bence yani bilmiyorum. İkimizin için de Bediüzzaman Said Nursi'dir. Doğru. Bildiğiniz için. Evet. Tebrik ederim. Eşiminkini söyleyeyim mi? Evet. Yavuz Sultan Selim. Baba iyi bir yoldan gidiyorsun ama ikinci Abdülhamit'miş. Peki senin... Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. ya doğru demek isterdim ama ikinci Abdülhamit'ten yazmış Engin. Ama sen kendi dedin ya, benim için yazmıştın. Ama ben ona dedim. Ama bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama siz benim başım... Bak çıkar sen, giderim buradan. Bak sen... Gel otur, ben sana durumu anlatayım. Abi meyveler konusuna geldik. En sevdiği meyveyi soracağız yengenin. Hem de seninkini ondan isteyeceğiz. Evet abi, yengeninki nedir? En sevdiği meyve hifa. Ya hoca sen de ne politikacıymışsın ya. Tamam, başımıza bela aldın. Tamam söylüyorum. En sevdiğim meyve kiraz. Doğru. Doğru mu? Hoca bir de kendinden çok eminsin. Harbi gurur da bir şey var yani. Ortamı yaktın. Biraz hanım köylü olabilir. Bir puan aldın. Peki senin en sevdiğin meyve ne? Çilek diyeceğim. Hayır. Erik demiştin. Benimki ananas. Sevginin de karpuz. Tamam. Hoca nokta atışı. Helal olsun. Evet. Gerçekten karpuzu çok seviyorum. Aklıma gelmedi ya. Ama şeftali diyorum ben. Bursa'daki doğru özellikle. Hocam. Aynı böyle yazmış demiş ki şeftali tamam meyvesi. Tamam. Çünkü Bursa'da büyüdüm. Evet tamam. Peki. Benim. Evet. Ya gerçekten iyiyse mandalina diyeyim ya. Kiraz da. Kiraz mı? Ulan harbiden ben kirazı çok seviyorum ya. Lan duvardan duvara vuracağım ki. Ama hiç aklıma gelmiyor ya. Abi senin aklına gelmiyor biliyor musun? Vallahi aklıma gelmiyor. Ama sen aklına gelmeyen halinle bile. Ya şu an var ya 5 tane meyve düşündüm. Kiraz 5 tane içinde değildi. Söyle abi. Muz. Doğru. Muzu herkes sever. Evet. Peki senin en sevdiğin meyve ne? Greyfurt. Doğru da hoca ne alaka ya? Greyfurt'u nasıl en çok seviyorsun? Ben greyfurt hastasıyım ya. 3 kilo alıyorum. Greyfurt bir akşamda mu? Yiyorum onu. 2 kiloyu, 1 kiloyu. Ağzının içi zımpara kağıdı gibi olur. Onu nasıl yiyorsun baba ya? Daha yani. Muz tahmin edilebilirdi ama greyfurt Songül ablayı tebrik etmek lazım. İyi aklına gelmiş bak eşimin. Peki yengenin en sevdiği hayvan ve senin en sevdiğin hayvan. Yengeninkini tahmin et. En sevdiğin hayvan bu. Çok komplikasyon bir soru değil. Söylüyorum. Buyur abi. İkisini de söylüyorum. Evet. Kedi. Doğru. Ceylan demek istiyorum ya. Yanlış değil mi? Kuşlar. Ya kuş evet. Bilemedim. Ya kuşlar diyesim geldi de ceylan diyesim geldi. Kuş. Hocam peki senin en sevdiğin hayvan ne? Ben kedileri severim. Evet yani. Doğru. Köpek. Hocam at demiş. Ne otu ya? Ne alakalı? Hocam nereden seviyorsun sen atı? Ben hiç bilmiyordum bunu. Merak ettim şu an ya. Ya köpek evet okey çok seviyordum. Yani at nereden sevdin ben hiç anlamadım seni. Çünkü atlara bindirsin atı binmesin değil, en sevdiğimde o asil buluyorum yani o hayvanları. Ay şu merada gel at ne alakası. Senin en sevdiğin hayvan ne? Basit bir şey söylesen. Kedi ya. Doğru. Tamam bitti abi. En sevdiği hayvan. Evet. Kedi. Tavşan hadi. Peki senin en çok sevdiğin hayvan nedir? Balık. Ya hocam balık yenir ya. İskender belirgin sevdiği hayvan yok. Ama küçükken kuzusu varmış onu diyordu. Küçüklüğüne kadar hatırlıyorum ama İskender kendisini tanımıyor. Ben daha ne yapabilirim bilemem. Bir süper güce sahip olabilseydiniz hangisini seçerdiniz? Sorumuz bu. Bir, görünmezlik yeteneği. Bu tarz sorulara bayılıyorum bu arada. İki, zihin okuma yeteneği. Görünmezlik, zihin okuma. Uçma yeteneği, sınırsız enerji. Bu dördünden yenge hem kendi tercihini hem de senin tercihini yazsın sonra bir sınırsız de sınırsız enerji, o neymiş ya? Yengenin tercihini öncelikle söyle. Sence ne tercih etmiştir? Sonra kendi tercihini alalım. Bence uçmak demiştir. Maalesef. Ne demiş? Sınırsız enerji. Yani benim cevabım
Uçmaktır ya. Uçmak isterdim. Hocam uçma işi harbi çok keyifli. Sana katılıyorum. Ama o da senin için sınırsız enerji tercih için söylemiş. Ya, bu etaptan sıfır puanı çektim. Kusura bakma da beni hiç tanıyamamışsın ya. Hocam ama sen de bir kere böyle rüyamda uçmuştum. Çok zevkli bir şey ya. Gerçekten uçacağız mı cennet? Cennetle ilgili Efendimiz şöyle diyor aleyhissalatü vesselam. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Yani mesela bir şey hayal ediyorsun ya cennetle alakalı. İşte uçuyorsun kaçıyorsun. O cennet değil. Yani insanın şu anda hayali hiç kimsenin oraya yetişememiş. Daha iyisi. Mesela bir şey alıyorsun, bir elma yiyorsun ya. Çok lezzetli. Diyorsun ki bu zirve, bunun üstünde bir şey olamaz diyorsun. Bir sonraki yediğin elma ondan daha lezzetli. Böyle lezzetler arta arta devam ediyor. Bazen arkadaşlar diyor ya abi cennette ne yapacağız? 1 milyon sene. Hadi 20 milyon ne yapacağız abi? Ya kardeşim kainatı yoktan yaratan, seni bir damla spermden bir insan vücuduna çeviren böyle kadir bir zat senin sıkılmamanı mı sağlayamıyor? Sen dert etme, gir cennete bakarsın. Hocam ben galiba uçma derdim ya. Senin cevabını sormuyorum ama. Yenge seninle ilgili ne demiştir? He doğru, o açıdan düşmen lazım. Evet yani şu anda bir kopya vermemiş oldun çünkü zaten yenge cevabını yazmıştı. Sen yengenin cevabını söyle. Derdim. O büyük ihtimalle uçmayı isterdi. Yanlış. Diğer şey doğru, uçmak demiştin. Uçma, evet. Yenge de uçmak dedi. Tuna uçmayı okay sever dedi. Bence zihin okumaktır ya. Hoca doğru değil. Hadi canım ya. Valla sınırsız enerji. Ha demiş. Doğru. Şu anki en çok yorulmamak ihtiyacı olan. Peki sen hangisini seçerdin? Ben de onu seçerdim. Doğru. Seninkini bilmişim. İyi hadi. Bir puan aldım. Yengenin cevabı ne sence? Görünmezlik. Hayır. Uçmak. Değil. Hayır. Şey. Daha söyleme. Öbürü. Çünkü ben söyleyeceğim. Zihin okuma. Ve sen burada ballandıra ballandıra anlatıyor dediğin zaman o değil, o değil İskender diye buraya yazıyor. Ama maalesef sen bunu göremiyorsun çünkü bu bir kopya olurdu. Peki hocam. Biliyordum görünmezlik için. Peki hocam. Al işte bak. Gördün mü? Sen hangisini sen? Uçmak. Evet, yenge de senin için zihin okuma yeteneği demiş. Olur hocam. Allah kerim. Bir yerde toparlanırız. Abi diğer bir soru şu. Eşinin en sevdiği tatlı nedir? Cevabı verme. Waffle'ı çok sever. Doğru. Peki waffle. Senin en sevdiğin tatlı ne? Sütlaç. Doğru. Ya waffle ya da sütlaçtır. Sütlaç diyorum ben. Doğru. Hocam sütlaç güzel bir tercih oldu. Peki seninki ne abi? En sevdiğin tatlı ne? Şimdi çok zor bir soru soruyor. Harbi bu zor bir soru ya. Fransa mutfağından mı cevap vereyim? İtalya mı? Şöyle bir düşünüyorum. Tatlı olarak. Hocam öyle bir çıtayı da arşa çıkardın ki. Fransa mutfağı tamam, İtalya. Tamam bunu bilmiştir ya. Söyle. Hocam San Sebastian cheesecake. Doğru hocam. Vay be. Başarılı. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yemek işlerindeki performans dikkat çekici. Evet, harbi 2'de 2. Bursa'la alakalı mı? Biraz. Kestane şekeri. Hayır ya. Bilemedin. Hemen de atladın abi Bursa deyince ya. Bursa'yla alakalı ya. Evet, kestane şekeri yanlış kabul ediyorum. Ekmek kadayıfı. Allah Allah. Ekmek kadayıfı nerede çok sevmiş ya. 100 yıl düşü sanatla uyanmaz şu an. Vallahi. Nerede söylemiş acaba? Bilmiyorum söylemiş yani. Ekmek peki, kadayıfı yok abi. Peki senin en sevdiğin tatlı ne abi? Baklava. Evet doğru. İyi lan. Kaliteli baklava. Hadi. Puanı aldı. Songül ablanın en sevdiği tatlı. Söyleyemeyeceğim. Söyle lütfen. Ya bu... Sütlaç. Doğru. Evet. Tebrik ederim. Peki senin en sevdiğin tatlı ne? Sütlaç. Hayır. Yani değil bu arada. Bilgi o senin en sevdiğin tatlı baklava. Baklava canım. Hayır ona cevap puan veremem. Eşim evet. Ne yazmış? Eşim baklava yazmamış mı? Tamam. Gürültü geldi. Gürültü gelmiş. Bu soruyu bir daha sor. Gürültü gelmiş bu soruyu. Hocam bir alışveriş merkezine gittiniz. Beraber bir yemek tercihi yapacaksınız. Bu yemek tercihi ne olurdu? Yengenin cevabı ne? Şıklar var. Sakın heyecanlanma. Hamburger, ev yemekleri, pizza. Hamburger. Yanlış. Pizzayı ha. Tercih eder. Aynen biliyorum pizza olur. Bu adam benim psikolojimi bozdu ya. Hocam yenge bir tahmin de seninle ilgili yaptı. Sen neyi tercih ederdin? Burger. Hayır pizzayı derdim. Hani yengen... hep A'yı işaretliyorsun ya. Hamburger. Doğru. Bildin. Peki sen hangisini tercih ederdin? Ben de hamburger diyorum. Doğru. Tamam. İyi. Çünkü pizza da olabilirdi. Hocam onun kapalı. Sevdiği yemek olarak ben hamburgeri derdim. Doğru hoca. Doğru mu? Evet. Eyvallah. Peki sen... Ben de söylüyorum. Hocam ben de hamburger derdim. Doğru. Doğru. Peki mu? Pizza da aklın kalır mıydı? Tabii. Bu da doğru. Yenge demiş ki Tuna da pizza seçmek isterdi ama ben hamburger dediğim için hamburger derdim. 2'de 2 miyiz şu an? Tamam. Burada 2'de 2. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyle abi. Hamburger. Doğru. Tamam. İkimizin de cevabı hamburger değil mi? Evet. Tamam. Başarılı. Eşinizle
vakit geçirmek istediniz. Hı. Hangisini yapmayı tercih edersiniz? Şıklar var. A. Piknik yapmak. B. Sahilde yürümek. C. Sinemaya gitmek. D. Tarihi yerler gezmek. Tercihler. Şıkların hepsi güzel. Özellikle iki şık arasında kalıyorum şu an. Hocam piknik yapmak. Doğru. Demiştir. Peki sen? Ben de piknik yapmayı seviyorum. Doğru. Tarihi yerleri gezmek hocam. Doğru bildin. Benim cevabımı söyleyeyim mi? Evet abi. Benim cevabım da aynı. Doğru. Başarılı. Tarihi yerlere gitmeyi seçeyim ya. Doğru. Oh be. Bence sahil de seçebilirdi o çünkü. Sahil de güzel ama tarihi yerleri seçmiş. Ben mi hangisini seçerdim? Evet hocam. Ya vakit olsa sinema derdim. Ama ben de tarihi yerler diyorum. Hoca doğru. Şu an sallayacak gibi soru cevaplar vereceğim zaten. Hayır öyle yapma ben, ya. Ben tarihi yerler. Doğru. Doğru mu? Bak mantık kurmadığından başarmaya başladın. Bu gayet iyi. Sen neyi tercih ederdin? Ben de tarihi yerler derdim. Doğru. Tebrik ederim İskender abi. Buradan 2 puan aldı. Kur'an'da yengenin en sevdiği sure hangisi? Büyük ihtimalle şu an 3-2 şık arasında gidip geliyorsundur. Yani Amener Resulü diye adlandırdığımız Bakara suresinde geçen bölüm. Bence sevginin en çok sevdiği Kur'an-ı Kerim'deki bölümdür. Yanlış. Seni üzmek istemem. Meryem suresi. Ya çocuğun ismi Meryem diye öyle demiş. Tamam neyse hocam. Bilemedin yani. Benimkini hayatta bilemez. Söyle abi. Ben Yusuf suresini. Doğru. Bildi. Bildi. Ya beni sen ne ara tanıdın ya? Hocam Yusuf suresini arabada giderken çok açıyorsan belki. Yusuf suresini biliyorsun. Çok güzel bir hikaye var orada. Hatta filmini falan çektiler. Hani o filmi Müslümanlar değil Hollywood çekse gerçekten gişe rekorları kırar. İnanılmaz bir olay örgüsü var. Hani ben edebiyatla da ilgilendiğim için o işleri. Hani Yusuf Aleyhisselam işte kuyunun dibine giriyor. Hani motivasyon hikayeleri anlatılır ya. Ya Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini anlatın. Kuyunun dibinden Mısır'ın azizi olmaya giden yolculuk ve yolculukta çektikleri iftiraya uğruyor. Hapse giriyor. Hapishanede orayı bir anda böyle ders halkası haline getiriyor. İşte rüya yorumluyor. Yani müthiş bir hikaye var orada. Mesela kardeşlerime şunu tavsiye ederim videoyu izleyen kardeşlere. Yusuf Suresini açın YouTube'dan. Kur'an-ı Kerim'i bir yandan dinleyerek böyle mealli bir şekilde. Biz geçen açtık burada. Ya böyle hani film seyreder gibi böyle Kur'an-ı Kerim okuyor ki abi ama biz Yusuf suresinin mealini görüyoruz böyle. O kadar sürükleyici ki zaten Kur'an-ı Kerim diyor ahsenül kasas diyor. Yani kıssaların en güzeli diyor. Kıssaların en güzelini Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi olarak anlatıyor. Ama tabii Meryem suresi de güzeldir yani. Meryem suresi demek istiyorum. Yanlış. Vaka demişti. Peki senin en sevdiğin sure neydi? Acayip sonucuyum ya. Annem benimle gurur duyacak. Hocam benim en sevdiğim sure yani İnşirah suresi derim ben ya. Tabii ki. Doğru mu? Kıymetlidir ama Rahman suresi olarak yazılır. Yusuf suresi mi diyeyim acaba? Yok abi. Rahman suresi. Bilmiyordum bence o da hiç bana söylemedi bunu. Peki senin en sevdiğin sure ne? Kendim için Yusuf suresi diyeyim. Evet doğru. Doğru mu? Doğru. Tamam. Yusuf suresi. Ya bitiyor veremem ama şöyle diyeyim o zaman. İnsanlara bazı konularda yardımcı olduk çünkü. Uzun surelerden değil. Yani çok uzun surelerden değil. Elem Teran'ın aşağısında da değil. Ben o sırada sana tüyo vereyim. Zaten tüyoları koyayım. Elem Teran'ın aşağısında değil mi? Evet. Üstünde yani. Evet. İnşirah suresi. Doğru. Bak diyecek ya. İnşirah Elem Teran'ın aşağısında mı? Hayır. Tamam o zaman Fecr suresi. Ya bu da çok kötü olur. Abi bildin tebrik ederim. İnşirah suresi dedin ve buradan bir puan aldın. Peki yenge senin en sevdiğin sureyi tahmin etmeye çalıştı. Sence evet. Ne demiştir? Yani yenge. Peki benim için nasıl bir tahminde bulundu? En sevdiğin ayetler şöyle demiş. En sevdiği ayetler o surede. Ama İskender bence bunu bilemez. Evet. Ahzab suresi. Maalesef bilemedim. Bakara suresiydi. Bakara bu arada suresi. Yenge... Benim valla direkt ilk aklıma Bakara geldi biliyor musun? Ya sen asıl puanı nerede aldın biliyor musun asıl puanı? Dedin ya ben eşimin kötü bir özelliğini söyleyemem. Bir puan feda olsun. Sen bu yola böyle çıktın. Ben olayım bu kadar kötü gideceğini tahmin etmiyordum. O bir puan var ya o bir puan. Yengenin en çok beğendiği çiçek nedir? Hocam bir çıksın ortaya şu çiçek alma maharetiniz. O kadar eminim ki onun hangi çiçeği sevdiğini. İşte gezmek, hocam yemek. Çiçeği biliyorsan bu arada olmuşsundur herhalde ya. En sevdiğin çiçeği biliyorsun. Evet. Cevapları alalım abi. Yengenin tahmini. Yengenin... Papatya papatya. Evet onunki papatya seninki de büyük ihtimalle dümdüz güldür demiş. Buna da aynı cevabı vereceğim. Kızacaksınız şimdi. Söyle. İfa. Doğru. İfa yazmış. Vallahi ifa yazmış. O kadar ifa deyince artık ifa değil.
Hocam bu arada çiçek olmayan bir şey üzerinden cevapta eşleşmek başka bir seviye. Peki çiçek neyse, deseydin? Neyse çiçek yazalım yani bu çiçek şey olmasın. Deseydin. Çiçek deseydin. Çiçeği de yazmış. Yazdı mı? Evet. Papatya. Doğru. Senin en sevdiğin çiçek ne? Rümeysa falan. Hemen söyle ya hoca sen de politikaların bitsin artık gideceğiz mi? Hadi sen söyle. Hocam benim de papatya ya. Yanlış. Karanfil diyeyim ya. Elif ablanınki mi? Papatyaymış. Ne diyorsun ya? Daha geçen Ayşe Meral'le kopardık verdik aslında. Ama hocam, genelde papatya çıkıyor bu sorular. Ne bileyim abi, papatyadan başka çiçek gören yok da zaten. Aynen o yüzden genelde papatya. Benim en sevdiğimi söyleyeceğim şimdi? Evet. Oğlum bari kendi gibi tuttursam. O sence ne yazmıştır bunu? Papatya. Doğru. Tamam. Songül ablanın en sevdiği çiçek sence nedir? Papatya. Maalesef bilemedin. Güldü bu arada Songül ablanın en sevdiği çiçek. Biliyorum. Aa, en sevdiğin çiçek ne? Songül. Ay darinda dari 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 dara. Ya hoca bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bu kadar kötü sonuçlar alıp bunu harika telafi eden, bu kadar iyi bir kapanış yapan başka bir adam görmedim. Benim tek sevdiğim çiçek eşimdir Songül. Evet, ya bu adam bir şey söyleyeceğim. Ya, bilemiyor, bilemiyor ama gönlü de alıyor birazcık. Neyse sıfır bu. Neymiş benim en sevdiğim çiçek? Hakikaten ben de bilmiyorum. Onu şeyin de merak ettim. Ya ediyorum. Zaten bu arada senin en sevdiğin çiçeğin ihtimal çok düşündü. Ki sen hala söylemedin. Sen bir tane söylesin abi. Bir tane söyle bakalım belki bilirsin. E, papatya. Doğru hoca. Bak buradan sana puan verdik. Papatya mı? Papatya yazmış. Hoca yarı yarıya. Tamam çok güzel. Bu da ne demek oluyor biliyor musun? Yarı sen hiçbir şey yapamadın. Songül abla üstüne düşeni çok iyi yaptı. Tebrik ederim. Ya öncelikle nasıl bir his? Bir dakika plaketimiz geldi. Evet plaketini verelim. Plakette yazan yazıyı sesli bir şekilde okur musun? Bravo abi. Hak ettin bunu. Bravo hak ettin abi. Hoca bu arada dünya tarihinde alınmış en hak edilmiş ödül olabilir. Üstünde yazan yazıyı okur musun? Yarışmada gösterdiğin performanstan dolayı yarışmanın en kötü eş seçildin. Tebrik ederiz. Evliler yarışması. Bravo işte bu. Hak ettin bunu İskender. Bak dünya tarihinde bugüne kadar milyonlarca ödül verildi. Ama en hak edilmişi buydu. Tebrik ederim. Hakikaten muhteşem performans.